Merhaba arkadaşlar, kanalım Charlie Doğa'ya hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyim. Neredeydin abi diyeceksiniz, senin kafana ne olmuş diyeceksiniz. Belki sorularınız vardır, bilmiyorum. Belki de ulan sen kimdin, nereden çıktın tekrardan diyeceksiniz. Onu da bilmiyorum ama kısaca özetleyeyim, yine daha detaylı. Belki bir gün bir videoda konuşuruz, bilmiyorum. Ama bugün daha kısa tutmaya çalışacağım. Şehir değişikliği, iş değişikliği gibi sebeplerden bir süredir video çekemedim ama parça parça böyle video çekerek geri dönmeyi düşünüyorum. Tabii dönüşümün bugün için, bugün niye döndün derseniz, tabii ki özel bir sebebi var. Zack Snyder'ın olduğu her masada biz de varız kardeşim. Bugün Rebel Moon'un ilk fragmanı yayınlandı Gamescom'da. Gamescom'da az önce Zack Snyder'ın açıklamalarını dinledim. İşte çıkacak oyundan vesaireden bahsetti. Birinci film ve ikinci filmden sonraki olayları konu alacak. Muhtemelen üçüncü filmin öncesini belki de anlatacak oyun. Bilmiyorum, bir RPG tadında bir oyun olacak sanırsam. Onunla ilgili ayrıca yine daha fazla detay çıktığında konuşuruz ama bu akşam filmin fragmanı öncesi öyle Gamescom'da küçük bir açıklamada bulundu. Dediğim gibi Zack Snyder varsa biz de olmasa da varız. Asla terk etmeyiz. Geldik. Çok uzatmayacağım sözü. Rebel Moon fragmanını izleyip üzerine düşüncelerimi kısaca söyleyeyim. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Başlayalım. Know the story of the Princess Issa? In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. What do you think they want? Everything. I found her. I am a child of war. I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. There is a price to pay for your defiance. One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other. We show them no mercy. Who among you is willing to die for what you believe? Sinema is back baby. Ne diyeyim? Yani filmin bir kere iki partının da isimleri açıklandı. Ateşin Çocuğu ve Yara Veren Yara Açan tarzı bir şey ikinci film için olan.
isimler. Bunlar artık resmileşti. Daha önce bir Brezilya etkinliğinde aslında ilk film ismi Ateşin Çocuğu olabileceği söylenmişti ama o zaman resmi olarak kullanılmamıştı. Belki orada yerel dilde öyle hani kullanılacak diye düşünülmüştü ama daha sonradan resmileşti. Burada da görmüş olduk. Anthony Hopkins'in Jimmy karakterini başladı fragman. Orada onun anlatışıyla devam etti. Arada Cora'yı ve diğer karakterleri gördük. Cora ilk etapta artık oradaki Galaktik İmparatorluk, Şeytani İmparatorluk ne diyeceksek adına onun bir üyesi olarak, bir savaşçısı olarak başlayıp daha sonra galiba yaptıkları kötülükleri görerek asiler tarafına geçen kişi olacak gibi duruyor. Bu aşamada muhtemelen Jimmy daha çok yönlendirici, akıl verici bir robot, bir karakter. Kralını koruyamamış, bunun üzüntüsünü yaşayan bir robotlar üzülür mü bilmiyorum ama neyse işte yani onun görevini yapamamanın, kodlamasını doğru sağlayamamanın sıkıntısını yaşayan bir karakter diyelim. Mavi ekran vermiş o yüzden belki de. Yani çok parça parça küçük küçük şeyler gösterdi. Bugüne kadarki gördüğümüz fotoğraflardan çok fazla bir şey görmedik. Birkaç tane filmin böyle sanat tasarımında yayınlanan görsellere birebir oturan bir görüntü vardı. Böyle o uzay gemisinden indikleri, arkada sarı güneşin battığı falan böyle veyahut da doğduğu sahne. Onu hatırlıyorum. Kralı gördük. Ed Skrein'in oynayacağı kötü karakteri gördük tekrardan. Yani düşünüyorum şu anda şu Tarzanvari karakter, şimdi ismi aklıma gelmedi ama o bindiği yaratığıyla vesaireyle çok cool duruyor. Belki de filmdeki favori karakterim olacak gibi gözüküyor. Charlie Hanım'ı gördük. Çok kısa da olsa yeşil kapşonuyla birlikte Charlie Hanım, Bleed Big Green Arrow diyelim kendisine. Onun dışında yani efektler muazzam duruyor şimdiden. Bilmiyorum daha üzerine cila yapacaklar mı ama benim gözüme batan herhangi bir sıkıntı olmadı. Böyle kötü bir efekt görmedim. Onun dışında zaten filmin orijinalde bir Star Wars senaryosu olduğunu, daha sonrasında orijinal bir fikre çevrildiğini biliyoruz. Ve esinlendiği noktanın da Akira Kurosawa'nın 7 Samuray filminin olduğunu biliyoruz yine. Bakalım yani açıkçası çok az şey gösterdi. Bildiğimizden fazlasını göstermedi diyelim daha doğrusu. Ama bir yandan da böyle seviyeyi yukarıya çekti yani. Anthony Hopkins'in sesi bile sadece seviyeyi yukarıya çekmeye yetiyor zaten. Adam büyük oyuncu. Bu filmde seslendirme yapması çok hoş olmuş. O yüzden yani robotun sesinin ona ait olması. Kral bir insan, onu öldürebilirsiniz ama mit asla ölmez dediği nokta gerçekten Zack Snyder'ın mitolojiyi, hikaye anlatımı ne kadar iyi anlayıp nasıl da bir filme yedirdiğinin belki de özetidir. Mit ölmez ya. Cidden. Efsanenin arkasında bırakabiliyorsa birisi o sürüp geliyor. O yüzden filmleri bu kadar çok konuşuluyor bence. Beğenen de beğenmeyen de konuşmaya devam ediyor. Ama diğer filmler bir iki gün içinde tüketilip atılıyor. O yüzden Zack Snyder filmleri hep sonsuza kadar konuşulacak. Beğenen de konuşacak, beğenmeyen de. O yüzden ben işte bir Rebel'ın trailer'ı birlikte YouTube'a geri dönüyorum beklemeden. Yani çok noktadan tetikleyici ve çekici ya. Yani bilmiyorum şu an bir an önce film gelsin, bir an önce hikayeye dalalım, aradan bir şeyler bulalım. Böyle ikinci filmi beklerim, üçüncü filmi bekleyelim istiyorum. İşte artık ne çekilecekse oyunu oynayalım vesaire. Evet benim yani son kez şöyle düşünüyorum. Ya bütün karakterler çok güzel. Hepsi çok güzel tasarlanmış gibi duruyor. Digimon Onslu'nun karakteri çok karizma duruyor. Yani sevdiklerini korumak için kim ölmeyi göze alacak kısmı, yine Anthony Hopkins'in sesiyle birlikte onun söylemeye başlaması, diğerini bitirmesiyle olan sahne falan böyle çok gaza getirici. Uzay gemilerinin tasarımları güzel. Arada gördüğümüz o örümcek kadın, Nemesis miydi hatırlamıyorum adını şu an ama karakterlerin isimlerini unuttum. İlginç bir yaratık. Yine o güzel. Şu ışın kılıcı var ya, kılıçlar taşıyan kadın, o Nemesis'ti galiba, yanlış olmasın ama. Muhtemelen çocuğunu kaybediyor. O yüzden zaten bu asi hareketine katılıyor. Ray Fisher'ı çok kısa gördük. Rastalı saçlarıyla falan gayet karizma duruyor kendisi. Onun yanı sıra Ray Porter'ı gördük. Bizim Darkseid'imizi gördük. Çok kısa bir sahnesi vardı ama belki bilmiyorum çok önemli bir rolü var mı yoksa arada küçük bir rolü mü var. Ama filmde olduğunu en azından biliyoruz. Öyle. Yani ben şimdi videoyu kapatacağım. Birkaç defa daha izleyeceğim trailer'ı. Sevdim yani. Sabaha kadar 1000 kere izlerim muhtemelen. Benim söyleyeceklerim bunlar. Tekrardan YouTube'a dönmek güzel. Tekrardan video yapmak güzel. Tekrardan sizlerle olmak güzel. Kanalımı beğendiyseniz arkadaşlar bir beğen butonuna basın. Paylaşın sağda solda. Yani cebinizden bir şey eksilmez sizin. Belki bana 3-5 bir şey damlar, daha fazla video çekerim. Şaka bir yana
Birkaç tane farklı konseptte video fikrim var. Onlara başlayacağım yakında bir aksilik olmazsa. Dediğim gibi şu an biraz taşınma telaşındayım. Şehir değiştirme vesaire var. Görüyorsunuz daha birçok şeyi yapmaya çalışıyorum. Henüz bitmedi. Bittikten sonra daha da güzel bir şekilde, daha hızlı bir şekilde, daha fazla videoyla sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Sizin de fikirleriniz varsa lütfen söyleyin. Onun dışında kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.